Evet sevgili dostlar, sponsorumuz golba.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Muhtemelen siz bu videoyu 28 Mart'ta izleyeceksiniz. Ee, yeni hafta inşallah hayırlı uğurlu olur hepinize. Ee, duyumlara başladık. Yani gerek üye duyumlarına gerek abone duyumlarına başladık. Bundan sonraki videoları takip etmenizde fayda var. Başlıklara çok fazla bakıp da aa bunda bu anlatılıyormuş demeyin arkadaşlar. Uzun uzadıya videolar işlerinden en çarpıcı olanı seçip başlığa koymaya çalışıyoruz. Yani yine konuştuğumuz konular ama diğer konular içinde kaynayabiliyor. O yüzden videoları izlerseniz, sevdiğiniz bir de aşağıda beğen butonuna basarsanız dehşetül vahşet olur. Gerard'ın gözü Atilla Salahi'de. Şimdi haberin başlığına bakarak biz Steven Gerard'ın Atilla Salahi'yi transfer edeceğini düşünüyoruz. Değil mi? Herhalde başlıktan başka bir mana çıkaran yoktur. Ki zaten hemen hemen de öyle. Atilla Salah yeni Newcastle United'ın şimdi İngiltere Premier Lig'in bir başka ekibi Aston Villa talip oldu. Steven Gerrard'ın Atilla Salah'ı yakından takip ettiği belirtildi diyor. Yani haber belirtildi diyorsa belirtilmiştir. Biz yani bize şey düşmez. Biliyorsunuz Fenerbahçe'de ve Macaristan milli takımında gösterdiği performans da Avrupa takımlarının radarına girdi. Ve ilgi her geçen gün artıyor. İngiliz, İtalyan takımlarının gözetiminde Macar stoper. Birmingham yerel basınına yansıyan haberlere göre kulübün başkanı olan Steven Gerrard, kulübün başında olan Steven Gerrard, Atilla için scoutlardan rapor istemiş, oyuncuyu yakından takip ediyormuş. Ancak haberin içeriğinde Newcastle United'ın da Salah ile ilgilendiği ve Aston Villa'nın Arap sermayesi karşısında maddi olarak çok şansının olmadığına vurgu yapılmış. İngilizler Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki stoper için 17 milyon sterlin yani 20 milyon euro bonservis bedeli istediğini duyururken bu miktar Aston Villa için zorlayıcı olduğu belirtilmiş. Geçen sezon Limassol'dan 2.2 milyon euroya transfer edilen Salahi Fenerbahçe'de şu ana kadar 61 maça çıktı. Bu ne demek? Yani bu kadar sürede yani yaklaşık 1.5 senelik sürede 61 maça çıkmak gerçekten takdire şahin. 2025'e kadar sözleşmesi var. Yaşı bu arada 23 değil 24 oldu onu da belirteyim. Rogo'nun futbolcusu 15 milyon euro piyasa değeri var. Yani transfer market değeri var. Baktığın zaman 39 maça çıkmış bu sezon. 3092 dakika. Bir gol iki asist. İnanılır gibi değil ya. Yani 39 maç gerçekten inanılır gibi değil. Ve Macaristan milli takımıyla 23 maça çıkan tecrübeli futbolcumuzun bu sezon Fenerbahçe ile bir gol iki asisti var. Düşünün yani. Ve 1.92 boyunda çatır çatır bir gençten bahsediyoruz. Ben şunu söyleyeyim Atilla Selanik'in bir sakatlığı var kendisi bugün açıklamalarda. Onu da tedavimin 7. gündeyim toplam 2 hafta sürecek diyor. Vallahi 20 milyon euroyu getirirlerse bence Atilla Salah'ı gidebilir. Aynı şekilde 20'nin üstü gelirse Kim Minji'yi de gidebilir. Arkadaşlar olaya duygusal bakmayın. Yok 50 verilse, yok 100 verilse, yok 200 verilse. Tabii ki ben de isterim. 200 milyon euro birine verilsin, 200 birine verilsin. Hatta desinler ki az verdik 50 şer daha verelim. 500 milyon euroya iki futbolcu satalım. Ben de isterim. Ama yani hayallerle yaşayanı gerçeklerle öperler. O yüzden çok şey yapmamak lazım. Peki hocam Fenerbahçe'de kim yolcu? Fenerbahçe'de en az 10 yolcu. Haberimiz bu şekilde. İsim hocam Fenerbahçe'de Sosa, Gustavo, Pelkas, Novak ve Tisserant ile yollar ayrılacakmış. Haber öyle diyor. Kiralık oyunculardan Samatta, Kolkır, Meyer ve Lemos'a gelen teklifler değerlendirilecekmiş. Bütçede 11 milyon euroyu aşkın yer açılacakmış. Öyle söylüyor haber. Ki ben katılmıyorum. Şimdi göreceksiniz. Arkadaşlar kısaca şunu söyleyeyim. Kontenjan düşecek yabancı kontenjanı. Sosa, Gustavo, Pelkas, Novak, Tisserand ayrılacak 11 milyon euroluk tasarruf diyor. Ee, yaklaşık 11 milyon euro tasarruf. Mesut Özil de bu isimlerin arasında yer alıyor demiş. Hah ben de diyorum onuncu isim kim? Ee, yeni kuralına uyum sağlamasına yardımcı olacak yabancı. Rossi Salahi, kim kimde satılabilir? Yani al. şimdi bakın. Kısaca ben belirteyim. Salayı 20'ye satma imkanın varsa satarsın. Yoksa öyle 12'ye 13'e satmazsın. Kim de 20-25 bandına satarsan satarsın. Yoksa satmazsın. Hocam bu fiyatlar çok uçuk. Avrupa takımları bu fiyatı vermez. O zaman satmazsın. Kadronda tutarsın. Şimdi Sosa sözleşmesi bitecek. Yani yıllık benim bildiğim 1.6 yıllık ücret var. 1.6 tasarruf. Gustavo 2. 75 deniliyor. Benim bildiğim 2 civarında. Ama sattın diyelim ya da gitti diyelim. Şuraya not alayım da. 1.6 artı 2. Perkas'ın 1.1'lik bir tasarrufu var. Artı gidecek olsa zaten bir 5 milyon euro üstü bonservise servise gider. Nolan 1.3 diyebiliyorum ya da 1.4 diyebiliyorum yıllık ücretine. E, Tisserand yıllık ücreti 1.8 diyebiliyorum. Hadi 2'ye de bon servisten gitsin. Samatta'nın eksisi 4,5 yani 4,5 milyon euro ödemek zorundayız. Yıllık ücreti 2. Giderse hadi diyelim 3'e gitti. 2 milyon euro yıllık ücretinden tasarruf. 3'e gitse 5. zaten zaten 4,5 ödeyeceksin. 0,5 tasarrufun olur. Kolkar'ın Kolkar'ın yıllık ücreti 1,3 diyebiliyorum. Fes etsen zaten anca öyle gider. O da gider mi bilmiyorum. Meyer'in yıllık ücretine yani bir buçuk ya bir buçuk da var. 800 bin euro da var. Kararsızım ne olduğu konusunda. Bir diyelim. Meyer'in söyledik. Lemos'un ki de 750 bin euro diye biliyorum. 0.75 diyelim. Yani bon servis girdisi. Ha bu arada Mesut'un ki 3. Ee, hadi Salahi'yi de 20'ye sattık diyelim. Salahi'nin yıllık ücreti de 1'in altında ama 1 diyelim. Hadi Kimi de 25'e sattın. Onun da yıllık ücreti 1.6 diyelim. Bir isim daha vardı. Ha Rossi. Rossi'nin girdi sana eksi 6 olur. Yani eksi 6. Hadi bir de 1.3 alsın. Ya da Rossi'yi hiç karıştırmayalım. Bakın. Yani 3, 4, 4.7, 9, 10, 11, 12, 13 diyelim. 13, 15, 17, 19, 22, 42, 62, 67, 68, 69, 70 milyon euroluk bir tasarruf oluyor. Ama işe bu boyutta bakmamak lazım. İşe fiyat performans olarak bakmak lazım. Bakın Rossi 6 milyon euroya almayı düşünüyorsun. Ben size bir şey söyleyeyim. Rossi'nin aynısını alacak olan asla 6'yı alamazsınız. Uruguay milli takımına da seçilmiş ki. Tövbe 6'yı alamazsınız. 12'den 13'den aşağı alamazsınız. Peki sence hangisi gider? Bence Sosa gider. 1. Gustavo kalır ki. Pelkas kalır 3. Yani, yani tek tek şey yapayım. Gustavo ile Pelkas kalır. Noak gitme ihtimali yüksek. Tisserant yüksek. Samat da yüksek. Kolkır. Bence Kolkır kalır. 3 etti. Meyer yüksek. Lemos yüksek. Mesut yüksek. Bence Rossi de kalır 4. Atilla Sanayi ve Kim'den bir tanesi gider bence. Biri kalır. Onu da söyleyeyim. Ya benim şu anki gözlemlerim. Şu anki duyumlarım. Çünkü İkisinden biri giderse tehlike. ikisinden ikisi giderse çok daha büyük tehlike. Yani tekrardan hücum olmak basit bir şey değil. Fenerbahçe'ye Papu Abu Sisse'den kötü haber. Yeni sezonda kadrosuna önemli takviyeler yapmak isteyen Fenerbahçe'de Papu Abu Sisse ilk sıralardaymış öyle söylüyor. Kötü haber gelmiş. Neymiş? Transfer sitesinden yer aldığı söylenen Sisse için Yunan basından flash yorum geldi. Sisse ile Fenerbahçe ilgileniyor ancak Yıldız Stoper'in ilk hedefi İngiltere. Olmazsa Lille daha sıcak bakıyor demişler. 6 gol bir asist olan futbolcu için. Yani Mustafa Hoca'nın duyumlarının çıkmak gibi kötü bir huyu vardır. Bu arada Sosa gidecek dedim ama size ben bir şey söyleyeyim. Sosa affedildi. Sosa'nın kadro dışı kararı, kararı affedildi. Hatta Kayseri Spor maçında da ilk 11'de başlarsa şaşırmayın. Şimdi İsmail Kartal'ın teşekkür gelmiş Sosa'ya. Haber öyle söylüyor. Konya maç öncesinde uyumlu davranışlara takım ağabeylik yapması, gençlere destek olmasından dolayı teşekkür etmiş. Tabi beklentilerin altında bir performans sergilediği için ve son olarak izin günde içki şişesiyle çıkan fotoğrafta nedeni taraftan tepkisini almıştı Sosa. Ama Samandıran'ın göz bebeği diyor. Uyumlu kişiliği, parlak kariyeri, yedekliği sorun etmemesi. Teknik ekibe saygılı olması falan filan Inter Milan diyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın saha performansı nedeniyle çoğu maçta forma vermese de sporcu kişiliğiyle takdir ettiği diyor. E, Sosa geçtiğimiz hafta hocasından teşekkür aldı diyor. Abilik yaptığı için. Ben dediğim gibi arkadaşlar Sosa'nın bir şeyi yok. Yani bir sıkıntısı yok. Öyle bildiğim kadarıyla Sosa'nın da Gustavo'nun da kadro dışı kararları iptal oldu. Hatta Nova de. Hatta ben Novani ilk 11 başlayacağını düşünüyorum. Sosa'nın şeye baktım. 24 maça çıkmış. 1520 dakika. Sadece 2 asisti var. Yani 1520 dakika 2 asist. Ama çoğunun da ön libero oynadığını da hatırlatmakta fayda var. Yani yükselen bir grafik. Değişik takımlar. Hani sadece ligimizdeki takımlardan Düşünmeyin. Milan, Metalist, Karkiv, Atletico Madrid, Bayern Münih, Napoli, Estudiantes. Yani ilginç takımlar, ilginç istatistikler. Ha Novak madem göndermiyorsun, madem e, şu an sözleşmesini fesh edemiyorsun o zaman sezon sonuna kadar da idare etmen lazım. Fenerbahçe'nin yeni transferi Fenerbahçe Da Silva'yı aldı. Da Silva'yı? Yeni transferi övgü Fenerbahçe Da Silva'yı aldı. Hayırlı uğurlu olsun demiş. Allah Allah. Bu nasıl bir Da Silva'dır? Ama Da Silva'yı eee Fenerbahçe altyapısını güçlendirmek güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak Jin Ho Jo'yu kadrosuna kattı Fenerbahçe. Jin Yo. Jin Yo diye okuyor sanırım. Eee Güney Koreli futbolcu Lee Jin-ho, İspanyol yıldıza benzetilmiş. Gençlik operasyonu kapsamında Fenerbahçe'nin transferi geçiniz. Güney Koreli futbol yazarı Jason Han Lee yanıtlamış. Demiş ki Fenerbahçe'nin Asya pazarında hattı sayılır bir etkinliği olduğunu söylemiş. Lee Fenerbahçe'nin scout ekibi gerçekten iyi bir araştırma yapmış. jin Hocuyu kadrolarına kattıklarını öğrendiğimde hayran kaldım. Joe Jimbok altyapısında sistemin en iyi isimlerinden sadece biri. Çok yetenekli bir futbolcu. En önemli özelliği ise yüksek teknik kapasitesi demiş. Bu arada izleyenlerden de bir benzer not almış bilginiz olsun. Bazen durdurulamaz bir hal alabiliyor. Top sürme ve pasör özellikleriyle de günümüz futbolunda klasik bir ofansif orta saha olarak öne çıkıyor. Oyun stili olarak David Silva'yı andırıyor. Onun gibi öldürücü paslar atabiliyor ancak A takım için biraz daha güçlenmesi gerekiyor. İleriki yıllarda heyecan ve umut veren bir isim olacağından eminim demiş. Şimdi 36 yaşında olan de Real Sociedad'da sürdüren David Silva hem kulüp hem de İspanyol milli takımıyla büyük başarılar kazandı. E Deneyimli 10 numara milli takımıyla 2010 Dünya 2008-2012'de de Avrupa Şampiyonluğu gördü. 3 e büyük kupa. Silva kariyerinin altın çağını yaşadığı Manchester City ile 4 lig şampiyonluğuna imza atarken Kupa, lig ve süper kupada da 10 kez mutlu sona ulaştı diyor. Ha sosyal medyada dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Videoları yayınlanmış Jinyo'nun. Bu arada David Silva da Sociedad'da sezon sonu sözleşmesi bitiyor. 36 yaşında. Ee, 1.70 boyunda. Bu sezonki istatistikleri de fena değil aslında. O 26 maç 1 gol 2 asist. Mükemmel. Nasıl mükemmel ya? Hocam sen ne diyorsun? 36 yaşında bir gol iki asist 10 numarada. Sen oynasan daha fazla atarsın. Beni karıştırmayın. Şaka bir tarafa ama evet e, stil olarak benziyor diyebilirim. Ama şimdiden çocukları bu kalıba sokmak hani doğru değil ya. Evet şey teknik bir kapasitesi var, teknik bir yeteneği var. Kabul ediyorum. Top sürme, pasör özellikleri, paslaşması tamam. Biraz daha izlemekte fayda var. Fenerbahçe Göztepe oyuncusu İrfan Can Eğri Bayat'la ilgileniyormuş. Eğri ile mi ilgileniyor, Bayat'la mı ilgileniyor? Önce onu bilmek lazım. Şimdi sözleşme bitiş tarihi 2025. 1. Yaşı 23. 2. 30 Haziran'da 24 olacak. Üçüncüsü Galatasaray'da bir kaleciyi Galatasaraylı olduğu bilinen bir kaleciyi Fenerbahçe'ye almak ne kadar akıl karı. 4. Beşincisi 32 maçta 50 gol yemiş bir kaleciden bahsediyoruz. Hani yediği golleri bazıları da belki Özer'den daha da üzüntülü, böyle üzüntü verecek bir durumda. Altı, Berke ile sözleşme uzatsan, Göztepe'ye versen, bir sene boyunca Göztepe'de oynasa, tabii Göztepe Süper Lig'de kalırsa diyorum. 3,5 milyon euro ikisinde aynı değeri var. Berke'nin Fenerbahçe'li olduğu zaten herkesçe malum. 21 yaşında 22'ye girecek. ve Berke belki de daha daha iyi bir kaleci. Onu da söyleyeyim. Valla benim bu duyuma dair hiçbir bilgim yok. Yalan olduğunu da düşünüyorum. Ama benden tavsiye Berke ile sözleşmeyi uzatalım. Berke'yi kiralık gönderelim. Bakın uzatalım kiralık gönderelim. Yerine de kimi alalım biliyor musunuz? Bak yerine de kimi alalım? Ertuğrul Taşkıran'ı alalım. Bak Fenerbahçe yönetimine çok 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 net bir şeyim var. Tavsiyem. Kasımpaşa'da 32 yaşında 5 Kasım doğumlu. 1.91'lik kaleci. Bizim altyapımızdan çıktı. Daha doğrusu Kartal altyapısından Fenerbahçe'ye geldi. Ee, bir sene kiralık oynadı. Sonra bedelsiz olarak aldık. Sonrasında Samsun'a kiralık gittik. Ayseri Spor'la, Sivas Spor'la süperlik deneyimi yaşadım. Bolu'ya bir takasta gitti. Sonra Konya Kasımpaşa gördü ama vallahi bana kalırsa yani benim futbol aklım şunu söylüyor. Yani ne şiş yansın ne kebap eğer e, Altay gitmeyecekse Altay gitmeyecekse Ertuğrul Taşkıran'ı al getir Altay Ertuğrul diğer Ertuğrul yap. Yani 3 tane kalecin yeter de artar seni taşımaya seni sırtlamaya. Berke ile uzat ama. Berkey'i uzat ve oynayabileceği bir takıma gönder. Bak uzat. Sözleşmesini uzat. Oynayabileceği bir takıma gönder. Yarın bir gün Altay'ı gönderdiğin zaman Berke'yi getir. Ertuğrul Berke Ertuğrul. Yani onu söyleyeyim. Benden tavsiye. Hani İrfan Ceneyeri Bayatlan olmaz. İsmail Çipe'yi alın yani onun yerine. O daha mantıklı olur. O daha mantıklı olur. Hani İrfan Can Galatasaray maçlarından bilerek gol yiyor. Yeteneğim o kadar ki birçok kişi diyor ki yeteneği o kadar. O diyor üstüne düşseniz baya baya gol yer bir kaleci diyor. Durum bu. Benim transfere dair anlatacağım duyumlar bu kadar. Bir de şu amatör şeyler var. Galatasaray bugün 2,5 milyar lira borç açıklamış ama arkadaşlar dernekle futbol aşıya başka. bunlar sadece bir tanesini açıklamışlar. Yani 2,5 diye. Emin olun öbürü de bir 3-3,5 bandında çıkar. Yani hemen hemen Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın borcuna yakın. Beşiktaş buçuk diyor ama gelir kalemleri düşük. Ha şu var. E, futbol spor tip başarıları değişik. Ben şunu söylüyorum. 10 sene boyunca gelir yani Ali Koç Başkan olsun olmasın. Bak Ali Koç Başkan olsun olmasın. Kim olursa olsun ona söylüyorum. Fenerbahçe'nin amatör branşlar yani Fenerbahçe'nin amatör branşları kim olursa olsun gelir en 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 fazla gider kadar olacak. Yani geliri ne kadarsa gideri de en fazla bu kadar olacak. Derneğin borcu bitsin istiyorsa gelirin %75'e kadar gider kural oluşturacak. Bu planda 10 yıl boyunca işletilecek. Yoksa yolun sonu iflas. Yani 10 milyon euro sponsor varsa 7,5 milyon euro her şeyi dahil maliyet olacak. Artış olmayacak. Fenerbahçe amatör şubeleri kapatamaz. Fenerbahçe amatör şubeyi kapatırsa hani spor kulübüydünüz derler. Ki biz spor kulübüyüz zaten. Anlatabiliyor muyum? Yani durum bu. Durum bu. Ben amatör branşların kapatılmasına karşıyım. Şu şey de ee, ne derler onun adına? Fenerbahçe Koleji ile ilgili de arkadaşlar devir teslim hani adını Fenerbahçe Koleji değişecek şeklinde değil de Adı yine Fenerbahçe Koleji olacak şekilde ama eğitim öğretim faaliyetlerini yürüten, idare eden kuruluşun değişik olacağı gibi. Yani bir nevi kar ortaklığı gibi ya. Şöyle anlatayım size. Örneği şöyle anlatayım. Yani örneği size şöyle anlatayım. birisi bana dedi ki Mustafa Hocam senin kanalının abone sayısı kaç? 22.943 Senin kanalını 220.000 yapacağım. Ne Kadıköy Sokak ismini elleyeceğim, ne senin video içeriğini elleyeceğim, ne diğer arkadaşların videosunu elleyeceğim. Hiçbir şeyinize dokunmayacağım. Tamam, çok güzel. Sen yine ne istiyorsan o videoyu çek. Sen ne istiyorsan o şekilde format yap. istediğin canlı yayını yap. Süper. Müthiş. 220 bin olduktan sonra daha da büyüyecek bu kanal. Hani ben şimdi 220 bin yapacağım dedim ama... Bil bunu. İşte şu anda ne kadar kazanıyorsun? Atıyorum 1000 lira kazanıyorsun aylık. Bunu da not edelim bir yere. Bir yere not edelim. Şöyle yapacağız Mustafa Hocam. Biz kanalın reklamıyla ilgileneceğiz. Biz kanalı büyüteceğiz. Sen aynı videonu çekeceksin. Aynı içeriğini üreteceksin. Aynı bu ile yayın yap. İbrahim yayın yapsın, şeref video çeksin etsin. Hiç karışmıyoruz. Hiçbir şekilde karışmıyoruz. Sen Biz seni büyüteceğiz. Yalnız tek bir şartımız var. Nedir? 1000 lira ortalama senin gelirin diyelim. Biz onu 2000 lira sayalım. 2000 lira sayalım. Her sene enflasyon oranına bağlı olarak senin ana paran 2000 lira. 2000 lira. İşte enflasyon kaç çıktı? %50 çıktı. Gelecek seneden itibaren 3000 lira. Her ay senin cebine bu 3000 lira pek kesinlikle girecek. Kesinlikle bu para senin cebine girecek. Ana paran girecek. Kanala gelen ücretin 3 bin liranın üstündeki ücretin, hani 2 bin liranın üstündeki ücretin %50'si senin olacak, %50'si benim olacak. Kabul mü? Çok özür dilerim ama bunu kabul etmeyen süzme gerizekalıdır. Yani süzme maldır. Düşünsene 200 bine çıkacak diyor. Hani düz mantık güdelim. 10 katına çıkacak. Yani 2000 bin liraysa, ya yani 1000 liraysa diyelim 10 katına 10 bin lira yapar. Düz mantık adam bana 2 bin lira dedi. 2 bin liranın üstüne 8 bin lira. 8 bin lirayı böl, 4 bana gelecek, 4 adamlara gelecek. Yani ben... Karımı yüzde 500 arttırmış olacağım. Yüzde 500 kar elde etmiş olacağım. Adamlar da hiçbir şey yapmadan kar elde etmiş olacak. Sadece reklamlar. Misal. Teşbihte hata olmasın. Sistem aynı böyle işleyecek deniliyor bana. Ben bilmiyorum ne kadar doğru ne kadar yanlış. Ama sistem böyle işleyecekse. Yani kolejin adı Fenerbahçe Koleji devam edecek. Eğitimcilerine şununla bununla karışılmayacak edilmeyecekse. Maliyet yine aynı ama kar yükselecekse. Bunda hiçbir abesiyet yok ki. Hiçbir abes durum yok. <laughs> <laughs> yani hiçbir abes durum yok. Bak şimdi bu şöyle bir şey değil. Fenerbahçe Spor Kulübü'nü biri satın aldı. İşte mesela İsrail'li bir milyarder satın aldı. Borcu ödedi, harcı ödedi. Takımın adı Fenerbahçe. Bu adam istediği transferleri yapıyor. Bu böyle bir şey değil. Takımın sahibi yine Fenerbahçe olacak. Taraftar yine sahip olacak. Kimse sahip olmayacak. Bu böyle bir şey değil. Yani benim anladığım, bana anlatılan bu koleji bu dediğim mantıktaysa hiçbir sıkıntı yok benim için. Yani kolej e, aynı bu şekilde olması de bu şekilde zaten. İnşallah da bu şekilde olur. Evren Mutlu'ya buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Mükemmel infolar hazırlamış. Mükemmel fotoğraflar hazırlamış. İnşallah videolara da info ekleyeceğiz. Yakında eklersek de Evren'e buradan teşekkürlerimi sunayım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah. Bir beğeni de çok görmeyin.